Vah vah! Vah ki ne vah! Ne olmuş ki ne buna? Ranzadan düşmüş gece zahar. Gardiyan, gardiyan diye amma bağırdı kele. Dert, dinleyen kim? Gardiyan bize kelek yapar mı? Hadi kalk. Bugün senin sıran. Koğuşu götürüyor. Milletin diline düştük tekme. Hadi kalk da temizle. Maşallah, pek de yakışıverdi el cihazlarına. Halide, ziyaretçim var. Bak hele, ranzadan düştün demek. Geçmiş olsun. Koğuştakiler yaptı. Gece birlik olup bana saldırdılar. Çok canın acıyor mu? İyiyim Ekrem. Ama daha ne kadar dayanırım bilmiyorum. Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Hemen gidip müdürle görüşeceğim. Seni başka bir koğuş almalarını sağlayacağım. Hayır Ekrem, sakın böyle bir şey yapma. Ben müdürle konuşmaya çalıştığım için bana cephe aldılar zaten. Ne olur daha fena şeyler olmasın. Üzgünüm Halide. Ama duruşmaya çok az kaldı. Yakında çıkacaksın buradan. Bütün bunlara inanamıyorum. Sanki kötü bir rüya görüyorum Ekrem. Sabah uyanıyorum, bakıyorum ama rüya değil. Hepsi gerçek. Sen müsteri ol. Çok iyi bir avukat tuttum. Senin için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Beraat edeceksin. Bundan hiç şüphen olmasın. Kemal, ifadesini geri almıyor mu? Hayır. Ekrem, inanamıyorum. Kemal bana böyle bir şey nasıl yapar? Aklım almıyor. Sen şimdi lütfen bunları düşünme. Çok yakında Kemal'den de bunun hesabını soracağımız zaman gelecek. Lütfen temkinli ol. Kimseye hiçbir şey söyleme. Kimseye de güvenme. Anlıyor musun? Hı hı. Görüşme bitti. Beni iyi dinle. Halide Şahin'i koruyacaksın. Eğer onun kılına bir zarar gelirse seni mahvederim. Anlaşıldı mı? Emredersiniz beyim. Thank you.
Selamünaleyküm beyler. Aleykümselam. Avukat bey ne oldu? Hayırlı bir haber ver, gözünü seveyim avukat. İlk celsede Ekrem Bey'in Çeltik Kurulu'ndan aldığı ruhsat iptal edildi arkadaşlar. Oley! Duydunuz mu oğlan? Peki avukat bey. Sağ ol. Çok sağ ol. Ben vazifemi yaptım. Serap Hanım'ın ricasını yerine getirdim. Hala ne dolanıyorsun buralarda Ekrem Bey? Ruhsatın neyinle kalmadı elinde? Evet doğru. Ruhsat iptal edildi. Şimdilik. Ama bu topraklar hala benim. Sizin yerinizde olsaydım bu kadar rahat olmazdı. Bizim hiç kimseden korkumuz yok Ekrem Bey. Hem sen o çelti artık bahçene yakarsın. Öyle değil mi arkadaşlar? Kemal biraz görüşebilir miyiz seninle? Mahkeme günü belli oldu. Seninle son bir kez konuşmak istedim. Ben diyeceğimi dedim Ekrem Bey. Bak, mahkemeden sonra her şey için çok geç olabilir. Eğer bu ifadeni geri almazsan, Halide ipe gidebilir. Eğer asmazlarsa, en iyi ihtimalle müebbet hapse mahkum olur. Bu da Halide gibi bir kadın için ölümden beter. Bu sabah onu ziyarete gittim. Koğuşta dövmüşler. Halide çok kötü durumda. Onu oradan çıkarmamız lazım. Bu kez seni tehdit etmiyorum. Senden vicdanlı olmanı bekliyorum. Merak ettiğim bir şey var Ekrem Bey. Bunu Halide için mi istiyorsunuz yoksa kendiniz için mi? Halide'ye senden daha fazla kıymet verdiğim aşikar. O halde Halide'yi çıkarmak için başka bir yol deneyim. Çünkü ben ifademi değiştirmişim. Diyorsunuz? Orhan yaşıyor mu? Ne? Ne diyorsun sen Kemal? Orhan hayatta mı onu soruyorum. Cevap verse eğer. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Öldü Orhan. Sefer. Ne oluyor burada? Kızımı kaçırdılar da bundan bir alakanız var mı diye geldik. Siz neden bahsediyorsunuz? Bizim ne alakamız olabilir bununla? Orhan denen o soysuz yaşıyorsa, onu saklıyorsanız yerini derhal söyleyin. Siz çıldırmış olmalısınız. Orhan öldü. Cemşira, Evara. Kemal. Bu ne cüret? Eğer evi terk etmezseniz hemen polis çağırın. Orhan Güllü'ye mektup yollamış. De hele bakalım Ekrem Bey. Ölü bir adam nasıl mektup yollar ha? Orhan o mektubu ölmeden önce yollamış olabilir. Bu sence daha akla yatkın değil mi Kemal? Demek mektuptan haberiniz var. Evet var. Serap mektubu alır almaz kapıma dayandı. Orhan'la ilgili her mevzuda kapıma dayanmanızı anlayabilmiş değilim ayrıca. Orhan'ı kaçırdığınızı düşünürsek buraya gelmemiz tabii herhalde değil mi Seher Hanım? Kemal bu kadar yeter.
Kemal, yukarıda kimse yok. Ölmüş bir adamı arayacağınıza jandarmaya gitseniz daha iyi olur. Eğer Serap kaçırıldıysa burada boşuna vakit kaybediyorsunuz. Eğer Orhan yaşıyorsa, eğer onu saklıyorsanız sizi doğduğunuza pişman ederim. Bana doğruyu söyle. Bu konuda bir şey biliyor musun? Orhan'ın yaşadığı saçmalığına inanmadın, değil mi abi? Hayır. Ama bazen hayatta hiç olmayacak şeyler gerçek olabilir. Ama bu gerçekten imkansız. Orhan'ın yaşamasını hayatta benden daha çok isteyecek kimse yok. Ama maalesef. O öldü. İnşallah öyledir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.